Müslümanlar için yılda iki bayram vardır. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Medine-i Münevvere'ye hicretinden sonra oradaki yerlilerin bir bayram kutlaması yaptıklarını görünce bunun ne bayramı olduğunu sorduğunda işte Medineli yerli insanların bu günü senede bir defa olmak üzere bayram olarak kutladıklarını söylemişlerdi. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Müslümanlar için yılda iki bayramın kutlanılabileceğini ifade buyurmuştu. Bunlardan birinin Ramazan bayramı olduğunu, diğerinin ise Kurban bayramı olduğunu beyan etmişti. Bu iki bayram dışında Müslümanlar için başka bir bayram söz konusu değildir. Ama bazı toplumların kendi örflerine, tarihlerine dayanarak kutladıkları bazı özel günler vardır ki bunlara da bayram adı verilmektedir. Lakin dini anlamda o bayramlara kutsiyet atfetmek Müslümanlar için caiz değildir. Müslümanların Ramazan ve Kurban Bayramı dışında bayram kutlamaları söz konusu olamaz. Ancak toplumun tarihi bazı günleri vardır ki o günleri anmak ve yad etmek için bazı ihtifaller düzenlenebilir. O günlerde işte örneğin Nevruz Bayramı dediğimiz günde oraya dini bir anlam yüklememek şartıyla o günü de toplumun kutlamasında bir sakınca söz konusu değildir. Yeter ki oraya dini bir anlam yüklenmesin. İnsanlar o günü şenlik yaparak, bir araya gelerek yad edebilirler, kutlayabilirler. Lakin dini bir anlam yüklememek şarttır o günlerde. Ha bazı okullarda, efendim Azerbaycan'dan soru soran bir kardeşimizin sorusu üzerine bunu eklemek istiyorum. Bazı okullarında, oraların küçük çocuklara da bu bayramda dans ettirdikleri, İslam'a aykırı bazı hareketler yaptırdıkları, ritüeller uygulattıkları ifade edilmektedir. Çocukların tesettüre uymak kaydıyla, tesettür ilkelerini ihlal etmemek kaydıyla o günlerde bazı oyunlar sergilemelerinde de dinen bir sakınca söz konusu değildir.